Üslup. Efendim? Üslup biliyorsun. Tabii çok önemli hocam. Şimdi Yunus diyor üslup ki... Üslup doğru sözün tabii, katilidir. Yunus diyor ki... Ama söz, Sayın Poyraz'a söz... haksızlık etmeyeyim şimdi. Sayın Can Coşkun'un açıklamasının üzerine söyledi. Kimseye haksızlık etmiyor. Poyraz'la alakalı değil bu şimdi. Hayır, hiç alakası yok. Şimdi diyor ki Yunus, söz ola kestire başı. Söz ola bitire savaşı. Söz ola avuyu zehiri bal eyle yaşı. Bizim hocamız derdi ki Rüksan Güneysu, bir insanın dünyası dili kadardır. Ama sizin gibi de söylemesini beklemeyelim Sayın Şimşek. Sizin şimdi siyasetçi kimliğinizin yanında bir de sanatçı kimliğiniz var değil mi? Her sanatçı böyle konuşuyor mu peki hala? Tabii ki hayır. Şimdi böyle getirip sanatçı, ben sanatçı olmaktan onur duyarım. Ben hukuk okudum, işletme okudum ama sinema okulundan mezunum ben. Atıf Yılmazlardan, Zeki Öktenlerden, Şerif Körenlerden, Bilge Olgaçlardan, Yaşar Kemallerden mezunum ben. Ayrı bir şey. Ama söz gerçekten yani çok önemli. Üslup çok önemli. İfade çok önemli. Öyle olunca İlay Hanım'ın dediği gibi bir sertlik, kopmuş, pişmanlıkmış gibi ortaya çıkıyor ki mecburuz. Yani burada Türkiye'nin bir kez daha, yani umut yok olmaz. İnsanoğlu umutsuzluktan umutlar yaratır. Biraz önce ben Zümrüt'ü anka kuşu yaratmalıyız deyince bir kardeşim tweet atmış. Ya yapma Berhan Bey Zümrüt'ü anka. Ne yapalım? Gebereyim mi yani şimdi? Buradan eve giderken kafama mı sıkayım? Umutla yaşayacaksın kardeşim, umutla. Umutla. Ben 14 yaşından beri sokaklardayım. Ne yapalım? Teslim mi edelim yani? Ne yapayım? Benim Muhammed Ali Klein çiftliğini ben almadım ki gideyim oraya yerleşeyim. Ne yapayım ben? Manhattan'da 36 katlı binam yok benim. Ya beni sen düşüneceğine değerli kardeşim. Böyle anka kuşu falan. Senden bir ricam var. Şu ülkenin cumhurbaşkanına bir ara çalın. Mal varlığını açıkladı. Arabası bile yok. 5 milyon TL kardeşine borcu var. Beni dert etme. Ben Zümrüt'ü anka kuşlarını doğurmaya, ortaya getirmeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanının haline bakın. Yazık. 85-86 milyon ülke. 5 milyon kardeşine borçluğu yaşıyor. Yani olacak iş değil yani. Bu cuma gideceğim. Bu cuma gideceğim. Camiye çıkarken mendil açacağım. Bir araç alalım. Konumuza dönersek. Burada lütfen şu yapılmalı. Bir ittifaklar modeli çıkmıştır ortaya. Yerel seçimlerde bu olmalı. Değerli hocam çok haklıdır. Karakter olarak. Genel seçimlerin karakteri ve yerel seçimlerin karakteri çok farklıdır. Ve araştırmacı, bu konulardaki uzman olan arkadaşlar hatta şunu söylerler. Bir yerel seçimde bir belediye başkanı adayının partisine katkısı 6 ile 12 arasında %6, %12 etkileyebiliyor. Çok ciddi bir rakam bu. Çok ciddi bir rakam. Burada onun işte yani işte burada partilerin yönetimlerine iş düşüyor. Benim adamımdan vazgeçecek. Milletin, halkın adamı olacak. Evet, işte. Kimle kazanabilecek? Şey oydu. Kimle kazanabilecek? Ben geçenlerde bir süreç yaşadım. Neyse bir biliyorum ismini de söylemeyeyim ben. Ya biliyorum ki Devrim Zelyut girse %6 adı daha yok ortada. X ilçesinde Devrim'in adı geçiyor. Yani bir örnek veriyorum. %6 önde. %6 önde. Arkadaş Devrim'i yapmadılar. Gitti bir başka arkadaşı yaptılar ve kaybettiler. Ve söyleyeyim ismini de. Ya olmaz. Aday olan arkadaşa saygısızlık olur. Yani burada benim adamım yoktur. Başaracaklarla yola çıkmak. Berhan'cığım, Eşref Fakı Baba örneği. Evet. Eşref Fakı Baba. Cumhurbaşkanına karşı, Cumhurbaşkanı bizzat olaya dahil tabii. oldu. Urfa'da. Tabii canım. Yani iktidar tabii. kaybetti ya. Tabii, Eşref tabii, Fakı Baba tabii, partisi yani şeyi yok. Bu, adam bu çıktı tespitiniz hocam çok doğru. Yani o karakteri, yerel ve genel seçimlerin karakterleri çok önemli. Ve burada işte şimdi bu sözcük burada oturmalı. Kazanacak aday. Belediye başkanları için bunu söylersin. Ama altını veriyle dolduracaksın. Altını doldurmadan olur mu efendim? Tamam. Doldurmadan olur mu? Peki, yani peki. Benim adamım gelsin. Nasıl olsa %70 oy alıyorum. MYK'da da benim arkadaşım var. Beni yazı verir. Ben gelirim oradan çıkıveririm. Böyle bir şey yok. Evet. Yani bir de şöyle bir şey daha var. Serap Hanım çok affedersin. Biraz uzattım biliyorum. Bir de öyle adaylar, özellikle İlay Hanım, metropollerde öyle adaylar gösterilir ki A ilçesine gösterdiğin adayın etkisi B ve C ilçesinde de olur. Şimdi B ve C ilçesinde de olur. Yani ona göre bir panoramayı yapmak gerekiyor. İstanbul neresi? Bir il değil mi efendim? Hayır, İstanbul 80 il artı bir. 81 il İstanbul. Buna göre
adayları da ilçelerin demografik yapısına veya işte ülkedeki memleketlerin dağılımına maalesef siyasetler böyle yapıyor. Onun için ittifakların vazgeçmemiz Serap Hanım mümkün Peki, olmaz. Peki kısa bir ek yapacaksınız çünkü biraz ekonomi konuşmamız lazım ki salı günü asgari ücret. Paraya gelelim paraya. Asgari ücret konusu aslında ekonomi.